Bankası Başkanı'nın böyle bir gündemde yer alması nasıl etkiliyor hem dışarıdan baktığımızda, Türkiye'ye bakıldığında hem tabii Türkiye'deki iç ekonomik durumu bir etkisi var mı? Çünkü başkan mı değişecek soruları sorulmaya başlanmıştı. Şimdi tabii ki Erdoğan destek verdi diye bir algı yaratılmaya çalışıldı. Bana göre Erdoğan Gaye Hanım'a destek vermedi. Erdoğan Mehmet Şimşek politikalarına destek verdi. Şimdi burada Gaye Hanım konusuna pek girilmedi. Zaten farkındaysanız Gaye Hanım olayı patladıktan sonra herhangi bir iktidar mensubundan, herhangi bir bakandan, herhangi bir önemli bir destek mesajı gelmedi. Sadece bu kontroların arkasında işte Mehmet Şimşek ve ekibinin olmadığını belirten açıklama, işte İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bunun bir komplo teorisi değil, şudur budur, AKP içinde bir kavga değil, buna benzeri açıklama yaptılar. Ancak bu olayı yalanlayan, böyle bir şeyin olmadığını kesin bir dille yalanlayan bir önemli bir açıklama olmadı. Zaten Merkez Bankası'nın da kendi içinde bir soruşturmanın olduğunu biliyoruz. Özellikle kamera kayıtlarına yönelik nelerin olduğunu. Tabii ki bunu kamuoyuna yansıtmayacaklardır. Çünkü bu AKP iktidarının genel bir tavrı. Bunu kendi içlerinde halledecektir. Ancak ben şuna inanıyorum. Gaye Hanım'la ilgili zaten uzun bir süredir gerek para kurulu üyeleri arasında gerek ekonomi yönetimi arasında bir uyumsuzluk olduğu iddiaları dolaşıyordu. Bu iddialar sadece bir parçasıydı bunların. Bu nedenle Gaye Hanım'ın ben uzun süreli Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda oturacağını da düşünmüyorum. Hatta orada iki önemli isim var. Cevdet Akçay ve Hatice Karahan. Bu ikisinin halen daha Merkez Bankası için şansları çok yüksek. Bana göre ekonomi yönetiminin halen bu isimler önünde olduğunu düşünüyorum. Gaye Hanım'la bir kere ki uzun soluklu gitmeyeceğini bana göre Erdoğan da gördü. Sadece şu anda belki de kurban vermek istemiyorlar. Belki de bu hassas dönemde çalkantıya neden olmasını istemiyorlar. Ama emin olun ki bir süre sonra Gaye Hanım ya çocuğunu ya sağlığını gerekçe göstererek görevden affını isteyeceğine inanıyorum ben. Bunun çok da uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Yine bir af isteme süreci olabilir o halde. Peki Sayın Remzi Özdemir, şimdi Merkez Bankası'nın karar metninde dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengede iyileşme vurgusu da yapılmış. Erdoğan da Merkez Bankası Başkanı'nın adını vermeden, Hafize Gaye Erkan demeden dedikodu dediği o konuşmanın içerisinde Merkez Bankası rezervlerinin rekor kırdığını iddia etmişti. 145,5 milyar dolarla rekor kırdı dedi Erdoğan. Ama diğer yandan da Merkez Bankası'nın net rezervlerinde ciddi bir düşüş yaşandığı söyleniyor. Son bir aydaki düşüş 16 milyar dolar deniliyor. Bu ne yaman bir çelişkidir? Buyurunuz. Kamuoyu şunu bilmiyor. Brüt ile netin arasındaki farkı bilmiyor. Bunu aslında maaşlarda da yaşanıyor. Çünkü işe giriyorsunuz. Maaş ne kadar? Size 50 bin lira deniliyor. Brüt 50 bin lira. Ama sizin elinize geçiyor 17-18 bin lira ya da 20 bin lira geçiyor. İşte brüt ile netin arasındaki farkı bilmemeden finansal okuryazarlıkla Merkez Bankası'nın da brüt rezerviyle net rezervin arasında dağlar kadar fark var. Bakın onun içerisinde swaplar var. Merkez Bankası'nda ödünç paralar var, daha birçok paralar var. Ama asıl bizim burada dikkat etmemiz gereken, hani o 128 milyar dolar nerede diyoruz ya, işte o 128 milyar dolar Türkiye'nin net rezerviydi. Maalesef şu anda net rezerv 30 milyar doların üzerinde ve özellikle ticaret açığından dolayı ihracatın ithalatı karşılama oranının halen rekor seviyede, bakın dolardaki bu seviyeye rağmen rekor seviyedeki açık nedeniyle sürekli olarak biz döviz harcamak zorundayız. Çünkü aldığımız her şey ithalata dayalı ve Türkiye yine de acı bir şey daha var. İhracat yapabilmek için de ithalat yapan kısır bir döngüye girmiş ülke konumunda. Bu nedenle Merkez Bankası'nın bu 30 milyar doları kısa sürede kapatacağını düşünemiyorum. Ha kapatır, nasıl kapatır? Özellikle dış borçlanmaya, zaten şu anda iç borca gelmiyor. Devlet iç borçlanma senedine yabancının gelmediğini gördük. Sürekli raporlar var. Sürekli Türkiye güzellemeleri var. İşte Türk tahvillerine yoğun ilgi olacak. Ancak bakıyorsunuz bu raporu yayınlayan
kurumlardan daha 1 dolarlık alım yapan yok. O halde nedir bu? Bana göre Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye elini gösterdi. Türkiye ne kadar zayıf, Türkiye ne kadar dolara muhtaç olduğunu gösterdi. Bu nedenle Türkiye'yi biraz daha dış borca yönlendirecekler. Orada Türkiye'nin Eurobond ihracı, ki orada borçlanması bana göre dolar bazında %10 civarı olacaktır. Gerçekten büyük bir tefeci faizi gibi, ki şu anda Türkiye bondları o fiyatlardan fiyatlanıyor. İşte asıl o zaman bana göre Türkiye ciddi anlamda ekonomik krize, ekonomik riske girecek. Bunu yapabilirler mi? Çaresiz kalırlarsa yaparlar. Çünkü halen daha Türkiye'nin Rusya'ya Gazprom'a ödenmesi gereken bir borç var. Ve bu borç yaklaşık 20-22 milyar dolar olduğu söyleniyor. Sürekli öteleniyor. İşte en son biliyorsunuz NATO üyeliği, bir ülkenin NATO üyeliğinin onaylanmasıyla birlikte bu İsveç. Rusya tarafından bir borç karşılanmadı. İşte burada da Rusya yarın bu parayı ver arkadaş dediği zaman bizi gerçekten çok sıkıntıya düşürecek bir durum. Aslında her geçen gün biraz daha köşeye sıkışıyoruz. Nereye kadar? İşte dediğim gibi seçime kadar. Seçimden sonra çok radikal kararlar almak zorunda kalacaklar. Almazlarsa eğer Türkiye bir dolarlık dahi ithalat yapamayacak halde. Çünkü Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi enerji. Akaryakıt biliyorsunuz, bunları alamayacaktır. Bunları alabilmesi için Türkiye'nin mutlaka dolar bulması lazım. Ama şu aşamada bu Merkez Bankası'nın bu kararıyla da gördük ki yabancının çok da geleceği bir sevgi değil. Evet. Erdoğan 145,5 milyar dolar ve rekor derken Merkez Bankası rezervlerine ilişkin anlıyoruz ki bizim ekonomi